Değerli izleyenler, basında bugün köşemizde gazetelerin sayfa ayrıntılarına bakacağız. Yeni düzenle başlıyoruz. Yapısal dönüşüm manşetini attı bugün Yeni Düzen gazetesi. Gözler 2016-2018 programında üst başlığıyla kullandığı haberi. Yeni Düzen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye hükümetlerinin üzerinde çalıştığı 2016-18 ekonomik programının zeminini oluşturan taslağa ulaştı. Yapısal dönüşüm programı başlığı altında hazırlanan çalışma, kamu sektörü ve reel sektör olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor. Her başlık hedef ve eylemlerin yer aldığı 45 sayfayı içeriyor. Ve taslağa göre neler var? Üçlü kararname kapsamı sınırlanacak. Personel açığı olan alanlarla personel fazlası olan alanlar arasında nakil yapabilmeyi sağlayacak. Esnek bir nakil atama, yani yatay geçiş sistemi oluşturulacak. Kamuda çalışma saatleri özel sektördeki saatlerle öğle tatili de dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Enerji dairesi kurulacak. Bu daire hem düzenleyici hem de politika belirleyici olacak. Belediye sayısı azaltılacak. Maaş ve maaş benzeri ödemeler yerel bütçenin %76'sına düşürülecek. Ek mesai ödemeleri sağlık dahil azami 60 milyona çekilecek. Kamuda haftalık çalışma süresinin 40 saat olması, yaz mesaisinin de 3 ayı geçmemesi sağlanacak. Hekim ve sağlık çalışanlarının tam gün hizmet vermesi sağlanacak. Genel sağlık sigortası ve döner sermaye yasasının hizmete girmesi sağlanacak. Yıllık ders saati ve çalışma koşulları uluslararası standartlara yaklaştırılacak. Emekli olup çalışmaya devam edenlerden destek primi alınacak. Bankaların öz kaynak tutarları Avrupa Birliği normlarına yükseltilecek. Limanlarda ve telekomda kamu özel ortaklığı modeli kurulacak. Tarımda fiyat destekleri kaldırılacak denilmiş. Tabii tümü ayrı ayrı incelenebilir. Meltem Sonay'ın ayrıntılı haberi bugün Yeni Düzen'in iç sayfalarında veriliyor. Ve Türkiye ile KKTC arasında bu yıl su krizi nedeniyle henüz imzalanamayan protokolün özünü oluşturan yapısal dönüşüm programının içinde çoğu aslında bilinmeyen değil, bugüne kadar konuşulmayan değil. Yani örneğin üçlü kararname kapsamının sınırlandırılması, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gibi. Ama örneğin enerji dairesi gibi yeni bir dairenin kurulacak olması ve benzer konular var. Belediye sayısının azaltılması konuşuluyordu ama bu yapısal dönüşüm adı altında programa girdi. Ve tabii geçen sene biliyorsunuz, 2 sene önce buna benzer bir program taslağı ele geçirip yayınlamıştım ve bunun aslında Türkiye'de hazırlanmış BUMKA diye bir yeri var Türkiye'nin. Bir birimi var başbakanlığa, galiba depoya bağlı. Oradan elektronik izini takip ederek oralara kadar gitmişti. Tabii burada da mesela Telekom ifadesi, bazı ifadeler işte lügatta ya da dilde kendinizi ele vermenizi sağlar. Yani mesela kanun dendiğinde anlayacaksınız ki Türkiye'deki bir hukukçu yazdı onu. Çünkü bizde yasa denir. Yasa denir ya da yasa tasarısı denir, yasa taslağı denir ya da yasa gücünde kararname denir. Türkiye'de bunların hepsi kanundur, kanun teklifidir. Kanun tasarısıdır, kanun önergesidir, neyse. Dolayısıyla bu telekomda, bizde telekom yok ki, bizde telefon dairesi var. Eskiden telgrafı, melgrafı da hala daha var da, yani telefon dairesi diye bilinirdi. Telekomünikasyon dairesi daha doğrusu. Ve bizde telekom olmadığı için bu telekom meselesi Türkiye'den geldi. Tabii yani bunu oraya Türkiye'den ki bürokratlar yazdı demiyorum, öyle bir bulgum yok, öyle bir elektronik izdap sürmedim bu sene ama böyle de bir durum var. Evet, içinde belediyelerin sayısının azaltılacağı da var. Acaba bu BESKİ'den çekilen belediyelerden hangisi kalacak belediye başkanlarının tavrıyla göreceğiz. Ama bölündükçe güçsüzleşiyoruz, güçsüzleştikçe de birileri bizi idare ediyor böyle yukarıdan. 2-3 parmağıyla böyle yukarıdan idare ediyor. İdare etmeye devam edecek ve biz de günü geldiğinde şimdi birilerine hoş görüneyim gailesiyle hareket edenlerin bağırtılarını duyacağız da
duymazlıktan geleceğiz. Öyledir bu işler. Yani derler ya, etme bulma dünyası. Yani siz bugün terk ederseniz ve derseniz ki bana ne, ben gideyim alayım elçilikten parayı da 2 kilometre daha su borusu döşeyim ya da biraz binacık daha yapayım da bana ne derseniz, yarın siz de bağırdığınızda battık, mahvolduk, aha bizim belediyeyi de kapatıyorlar diye, o zaman sizi duymayacaklar. Naçizane görüşüm bu bütün sayın belediye başkanlarına, bölünmeyin. Tabii hiçbir sektörde, hiçbir alanda böyle bireysel tavırlar doğru değil. Evet, siyasette tabii bunlar var. Herkesin de kararı kendisini bağlar. Bunun içinde başka büyük siyasi oyunlar, siyasi dertler, siyasi gelecek hesaplamaları da olabilir. Hükümetin geleceğiyle ilgili başka kurgular da olabilir. Bunlar hepsi olabilir. Evet, Yeni Düzen belediyelerde su tansiyonu başlığıyla verdi bu haberi. 7 belediye başkanı Beskin'in ana sözleşmesinde yer alan amaçlarını gerçekleştirecek zeminin bulunmaması nedeniyle ve uygun koşullar oluşana kadar Beskin'in faaliyetlerini durdurması için imza topladı. Başkanlar İsmail Arter, Hasan Sadıkoğlu, İlker Edip, Ahmet Senaroğlu, Mehmet Adahan, Hayri Orçan ve Habil Tülücü'nün imzası bulunduğu talepler Beski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Benli'ye sunuldu. Ahmet Benli ise su yönetimi ve işletmesinde belediyelerin yasal sorumlulukları çerçevesinde hareket edeceği bir zeminin mümkün olduğunu ve sorunun çözümünün de bu temelde sağlanabileceğini belirtti. Benli bu toplum değerlerine, öz yönetimine ve projelerine sahip çıkarak tüm dünyaya kendi ülkesindeki yönetebilme kabiliyet ve iradesini göstermek durumundadır dedi Ahmet Benli. Ama 7 belediye başkanı ve sonradan açıklama yapan 3 belediye başkanı, Güzelyurt, Çatalköy, öbürünü hemen söyleyeyim. Evet. Alsan, evet. Güzelyurt, Girne ve Çatalköy belediye başkanları da TCVKKTC heyetleriyle yapılan toplantıda mutabık kalınan anlaşma metnine destek belirtip hükümetten çalışmaların hemen başlatılmasını istedi. Dolayısıyla elçilik belli ki bu bölme operasyonunu bir vurdu, iki vurdu, başardı gibi görülüyor. Çok enteresan siyasi çalışmalarını da duyuyoruz elçilikteki arkadaşların. Yani mesela bir partiye adam devşirme gibi tekliflerde bulunduklarında, yani duymaya başladı en azından benim kulaklarım. Birebir hem de, yani enteresan. Ben diyorum, yani bu TC Yardım Heyeti bir parti olarak, Yardım Heyeti Partisi, TC Yardım Heyeti Partisi ya da YHP olarak, Yardım Heyeti Partisi olarak siyasi hayata atılmalıydı. Başkanlığını da sonra konuşuruz, kim olsun. Başbakan Kalyoncu Bakanlar Kurulu sonrası iki önemli açıklama yaptı. Ercan'la ilgili Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları müsteşarlarının katılımıyla komite oluşturuldu. İyi bir şey. En azından Tahsin Bey ben yaptım oldu diye gidiyordu. Çalışsın bu komite de bu Tahsin Bey'in adımıyla bu iş olmaz. Ve hükümetin her iki kanadı çalışma yapıp kısa süre içinde su konusunu sonlandıracak. İki parti bir araya gelecek diyor ama başbakan, yani elçilik buna da karşı çıkacak. Çünkü yani diyor ki biz oturduk, konuştuyduk, anlaştıydık. Niçin partiler karar versin bu işe? Yani partilerin ne söz hakkı var demeye getirdi. Tuğrul Türkeş de söyledi bunu. Elçiliğin açıklamasında da bu vardı. Ve TCAB görüşmelerinde yer alan üst düzey yetkiliden açıklama, Anadolu Ajansı'na Kıbrıs konusunda bir çözüm olmazsa Türkiye-AB müzakerelerinde bir gelişme olmaz. Anadolu Ajansı Türkiye'nin resmi ajansı, yani hükümetin sesi durumundaki Anadolu Ajansı kamuoyuna diyor ki lazım Kıbrıs sorununu çözelim ha, yoksa Avrupa Birliği yolunda gelişemeyiz, ilerleyemeyiz. Dolayısıyla bu şeyi de
havayı da yaratmaya çalışıyor. Kendi kamuoyu nezdinde Anadolu Ajansı ve Türkiye hükümeti. Değerli izleyenler, Kıbrıs Gazetesi ile devam edelim. Kuzey Kıbrıs'ta hükümetin devamından yanayız manşetini attı Kıbrıs. Başbakan Yardımcısı Türkeş, Kıbrıs'taki Türk basınına bakarsanız Türkiye ile Kıbrıs anlaşamadığı için biz suyu denize veriyormuşuz. Öyle bir şey olmuyor tabii dedi ve ekledi. Ha, kabahatlı Kıbrıs Türk basını çıktı Sayın Türkeş'e göre. Evet, buradan selam söyleyelim Sayın Türkeş. Bu defa geldiğinizde mutlaka yani gelin buyurun bizim işte bu fakirhaneye, yani bizim stüdyoya da size bir kahve ısmarlayalım. Hem Kıbrıs'ı konuşalım hem de Kıbrıs Bakanlığı nedir? Kıbrıs İşlerinden Bakanlık ve buradan bakıldığında sizin bakanlık nasıl görülüyor? Ve buradaki elçilik ekibinin yaptıklarını bir de buralarda görün, gözleyin, dinleyin. Yani sadece size verilen raporları okuyarak siz de hata yapacaksınız. Çünkü yazılan raporlarda ne olduğunu biliyoruz. Bir de size buradan Türkiye medyasının temsilcilerinin yolladığı haberlere de bakarsanız siz Kıbrıs'ı hiç tanımazsınız, bilemezsiniz Kıbrıs kökenli biri olarak. O yüzden siz olun. Birkaç köye gidin böyle tepdili kıyafet çerçevesinde, böyle 2-3 koruma arabasıyla değil. Yanınızda size duymak istediğinizi söyleyecek. Eskiden kralların etrafında dönenlere dal kavuk denirdi. Şimdi o lafı kullanmayalım ama etrafınızda böyle size hoşunuza gidecek şeyler söyleyenlerin dışındakilere kulak verin. Naziktir bizim insanımız, korkmayın. Naziktir. Nazik nazik söyler. Ya mesela derseniz nasıl gider ekonomi? Memnun musunuz Türkiye'nin yaptıklarından? Yani belki size çoğu insan memnun değiliz demeyecektir ama konuyu kapatacaklardır. Çoluk çocuk ne yapar diyecek mesela. Ondan anlayacaksınız diplomatik olarak ki açtırma kutuyu Tuğrul Bey, söyletme kötüyü demek ister benim Kıbrıslı köylüm ve insanım öyledir. Yani konuşursam fena olur. O yüzden konuşmayacağım. Ve konuşmaz da genelde. Evet, tabii ki yani böyle işte yağ yakanlar da az değil. Yani yağ da yakacaklar size. Aman efendim, sepet efendim, işte bu yolu da bize geldi. Elçilik bakın, tabellası da var falan. Falan filan diyenler de olacaktır. Onlara da bakmayın. Onlara zaten ben de bakmam. Başbakan Yardımcısı Türkeş, Türkiye KKTC'ye su temin projesinin gerçek anlamda asrın projesi olduğunu söyledi. Bu çalışmanın dünyada bir eşinin daha bulunmadığını belirtti. Kıbrıs'ta yaşayan bir akrabasıyla arasında geçen diyaloğu paylaşarak ben iyi bir şey oldu diye seviniyorum ancak akrabam sanki bize getirdiniz, İsrail'e vereceksiniz de onun için dedi. Aha, senin yeğen de aynı şeyi söyledi sana Tuğrul Bey. Bize getirmediniz ki bu suyu. Algı budur. İnşallah sonra Kıbrıs Rum tarafına da veririz. İsrail'in de ihtiyacı var. Oraya da veririz. Verilmeli de ama öncelik Kıbrıs'ın diye konuştu. Yani gizlemiyor da. Yani İsrail'e de verme gibi planımız, projemiz var diyor Tuğrul Türkeş. Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu vurgulayan Türkeş. Ya her zaman. Kıbrıs'ın arkamızda idi eskiden. Allah'tan şimdi yan yanayık da daha iyi. Kıbrıs'ın içindeki koalisyonunu bozmak gibi bir niyetimiz asla yoktur. Hatta bu koalisyonun azimle devam etmesinden yanayız. Bunu bozacak herhangi bir şeyin içerisinde asla olmayız. Bu oranın kendi iç meselesidir. Thank you very much. İki büyük partinin böyle bir dönemde müzakerelerin olduğu safhada belki de tek parti yerine güçlü bir koalisyonun KKTC'yi yönetiyor olması bizim memnuniyet kaynağımızdır değerlendirmesinde bulundu. Ben birazdan Hasan Özbaflı'yla, KKTC'nin ilk Maliye Bakanı'yla, eski siyasetçi Özbaflı'yla konuşurken nedir ama Tuğrul Bey'in söyledikleri, nasıl algılarsınız eski bir siyasetçi olarak diye de soracağım. Dolayısıyla Hasan Özbaflı'nın da yorumunu merak ediyorum. Su konusunda belediyeler bölündü. Kıbrıs'ta sürmanşetini ikiye böldü. Bir bu, bir de piyangolarda karşılıklı suçlamalar başlıklı haber var. 7 belediye Beski'den vazgeçilmesini istedi. Benli karşı çıktı. Güzelyurt, Girne ve Çatalköy belediye başkanları ise farklı bir açıklama yaptı. Tabii hatırlatalım, 26 belediye, yani Beynboğaziçi ve Lapta Beski'ye girmemişti. Hatta Yenboğaziçi bir ara girdi çıktı ama Lapta hiç girmedi.
yani yanlış hatırlayabilirim Yeni Boğaziçi'ni ama sanki bir ara vardı. Her neyse 26 belediye BESKİ'yi kurarken belediye meclislerinde karar üretti ve galiba hepsi de oy birliğiyle karar almıştı BESKİ'nin oluşması için. BESKİ kurulduğunda bu açıklandı. Dolayısıyla şimdi belediye başkanları belediye meclislerinin kararını kendileri mi bozdu yoksa belediye meclislerini toplayıp böyle bir karar mı ürettiler? Soru işaretidir bu. Ama aralarında bir de örneğin Cetepeli Büyükkonuk Belediyesi'nin Ahmet Senaroğlu'nun da olduğu 7 belediye başkanı böyle bir tavır geliştirdi. Artı Girne, Güzelyurt ve Mausa yani Lefkoşa ve İskele, Lefkoşa dışındaki 4 belediye başkanı da bu BESKİ'deki tavırlarından çark etmiş gibi görünüyorlar. Desteklerini çektiler ve BESKİ'nin bu şekliyle belli ki gücü elçilik tarafından yapılan, bunun adı darbedir. Yani bunun ben parmağımın arkasına saklansam da kamera gene de beni gösterecek. Dolayısıyla parmağımın arkasına zaten hiç saklanmam. Bunun adı darbedir. Ve bunun elçilik vasıtasıyla yapılmadığını, belediye başkanlarının huzura çağrılmadığını iddia edecek biri varsa ya da ben bu belediye başkanlarından biri çıkıp da ben kendim karar verdim, hiç elçiliğin telkini yok, Alanya'ya da ya da buradaki işte bağırmalar çağırmalar da bizim hiç umurumuzda olmadı diyen biri varsa da ben inanmam, inanmayacağım. Dolayısıyla bunun adı darbedir. Yani iradenin dışında yapılan, halkın seçtiği, insanların verdiği kararın değiştirilmesi için ve bu ülkeyi yöneten siyasi aklın öngördüklerinin dışında bir adım olduğu için bunun adı darbedir ve buna benzer darbecikler her gün biz bilmesek görmesek de yaşanıyor perde arkasında. Çünkü diyor ki yani para uğraştı ama yani lazım sen bu tavrını değiştiresin. Bitir de al da yap bir iki kanalizasyonda köylü birazcık sevinsin. Tavır bu. Yani bunu birebir dinlemesem bu kadar kesin konuşmam. O yüzden tabii ki yani böyle davranmayan belediyeler ve onurlu duruş sergileyen belediye başkanları vardır ve onlara da sonsuz saygılarımızı iletmemiz gerekir. Çünkü zaten sürekli minnet duygusu içinde yaşamak sonuçta bir noktaya götürür sizi. O noktanın ne olduğunu daha sonra konuşuruz. Lafı uzatmadan devam edelim. Kıbrıs'ın bölünmüş evet Kıbrıs'ın sürmanşetinin bölündüğünü ve su konusunda belediyeler bölündü dediğini aktarmıştık. BESKİ'nin amaçlarını gerçekleştirecek uygun zemin yok diyen 7 belediye başkanı bu kurumun faaliyetlerinin dondurulmasını istedi. BESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Benli söz konusu şirketin faaliyetlerinin dondurulmasını isteyen 7 belediye başkanına yanıt verdi ve suyun yönetimi ve işletmesinde yasal zemin var, sorun çözülebilir dedi. Alsancak, Güzelyurt, Girne ve Çatalköy belediye başkanları ise Türkiye KKTC hükümetlerinin mutabık kaldığı anlaşma metnini destekliyoruz açıklamasını yaptı. Ne güzel. Ve piyangolarda karşılıklı suçlamalar, piyangolarla ilgili gündeme getirilen 2,5 milyon liralık yolsuzluk iddiası eski ve yeni müdürü birbirine düşürdü. Devlet Piyangolar İdaresi eski müdürü Yudum Mişon, 2,5 milyon liralık yolsuzlukla ilgili piyangolar müdürü Biray Derece Erman'ın 65 personelle şahsını zan altında bırakmasına asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Derece Erman ise piyangolardaki yolsuzluk olayıyla ilgili eski müdür Yudum Mişon'un şahsına yönelik açıklamalarını hayretle okuduğunu belirtti ve beni çalışanlarla karşı karşıya getirme çabası sonuçsuz kalacak dedi. Bakalım Sayıştay bir şey bulacak mı? Ve tabii ne zaman bulacak? Yani ömrümüz vefa edecek mi Sayıştay'ın çalışmasının sonucunu görmeye? Bir de o var. Yani Sayıştay başlar ama meymele mesmele ta bitsin. Sonra da neden Ercan'la ilgili ombudsperson Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı erken alarm çaldı. Çalacak tabii. Yani sonuçta keşke böyle erken alarmlar verilse bütün konuda. Ercan'la ilgili komite kurulacak, denetimi şirket ödeyecek. Başbakan Kalyoncu, Ercan Havaalanı, mali protokol, piyangolar, su meselesi ve fuel oil konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Bugün TNT şirketi de medyayı
medyanın karşısına çıkıyor ve medyaya konuşacak. Belli ki susma dönemi bitti. Bakalım bugün neler çıkacak. Yakından izleyeceğiz Kanal Sim olarak. Ve Denktaş'ın kabri çiçekler de donatıldı. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ölümünün 4. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen devlet töreniyle saygıyla ve özlemle anıldı. Bir kez daha biz de saygıyla anıyoruz Denktaş'ı. Sistem çöktü, reform şart manşetiyle çıktı Havadis gazetesi. Sağlık Bakanı Salih Hızbul dün Havadis'i ziyaret etmiş. Sağlık sistemiyle ilgili sorunların nasıl aşılacağını anlatmış ve çözüm önerilerini aktarmış. Sağlık Bakanı Salih Hızbul, sağlık sisteminin düzlüğe çıkabilmesi için önlerinde çok önemli 5 yasa olduğuna dikkati çekti. Hızbul sistemi sil baştan dizayn eden döner sermaye sistemi yasası ve genel sağlık sigortası yasası, hasta hakları yasası gibi çok ciddi yasaları Haziran'a kadar hayata geçireceğiz dedi. Hızbul acil servis ve yoğun bakım ünitesi için profesyonel ekip kurmak istediklerini ifade etti. Bu uygulamanın Türkiye'de hayat bulduğunu kaydeden Hızbul, uygulamayı ilk olarak acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirmek için çalışmalarına başladıklarını söyledi. Hızbul, ülkede hekimlerin aldığı maaşların çok düşük olduğunu ifade ederek bu nedenle hiçbir hekimin buraya gelip hekimlik yapmak istemediğini belirtti. Hızbul, 2011'den sonra işe giren hekimler 3500 TL gibi komik bir maaş alıyor. Uzman doktora böyle bir maaş teklif ederseniz gelip burada çalışmaz dedi. Evet, Hızbul'un açıklamaları belli yine tartışmalar yaratacak, çeşitli kesimlerden tepkiler gelecek. Yeni düzenin manşetinde sağlıkla ilgili de yasaların takvimi var aslında o dönüşüm programı taslağında ve bu yılın gelen yılın içine yayılmış durumda sağlıkla ilgili yasalarda, diğer bakanlıklarla ilgili yasalarda tüm bunlar, bakalım ne tür reaksiyonlar görecek. Havadis belediyeler darma duman sürmanşetini attı. BESKİ'nin kurucuları arasında yer alan 7 belediyenin başkanı siyasallaştı diyerek şirketin faaliyetlerini dondurmasını istedi. Yani Havadis de yani EYİ'de darma duman oldular anlamında böyle darma duman başlığını atarak halkın sesi de BESKİ'de çatlak dedi. Ne güzel yani, böyle bölündüğümüzde hoşumuza gidiyor. Bölünüp parçalanalım ki yani bilmem neden böyle. Evet, detaylarını aktarmıştık. 7+3, 10 belediyenin tavrı, 7'si BESKİ'nin faaliyetleri askıya alınsın, diğer 3'ü de şey dedi. Yani bir an önce Türkiye ile uzlaşıya varıldığı söylenen model hayata geçsin diye çağrı yaptılar. Türkiye KKTC'deki koalisyondan memnun Tuğrul Türkeş'in açıklamaları. Tuğrul Bey'e ben şimdi buradan cevap versem, yani elçilikte beni izlemekle, yani medyayı ve bizi izlemekle ve not almakla ve istihbarat vermekle görevli olan arkadaşlardan rica etsem, yani benim adıma Kıbrıs Türkleri temsil edemem ben, ama yani kendi adıma naçizane ya bu konularda konuşmayın. Yani KKTC'nin iç işlerine hiç böyle bulaşmayın diye Tuğrul Bey'e söyler misiniz lütfen? Karışmasın. Sana ne? Sana ne yani burada hükümet oldu, kim oldu? Muhtar kim seçildi? Yani size ne? Biz diyor muyuz Diyarbakır'da olup bitenlerden ilgili siz nedir yaptığınız diye? Bizim siyasilerimiz çıkıp da size dedi mi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı şu olsun bu olsun ya da Maliye Bakanı şunu yapın. Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanı seçerken bizimkilere mi sorarlar ki doğrudan bizimle alakalı? O yüzden Tuğrul Bey'e bunu söyleyin ve bir daha bu konularda konuşmasın. Yani tabii ki ifade özgürlüğü var. Buraya geldiğinde de Türkiye'deki medya şu anda iktidarda olduğu için kendisine mikrofon uzatır, ekranlarını açar, sayfalarına yer verir, ama muhalefettekiler öyle değil. Bizde herkes konuşabilir. Ama yani neyle ilgili konuştuğuna bağlı. Dolayısıyla bırakın en azından biz kimi ne yapacağız, biz karar verelim. Akıncı Davos'tan sürpriz beklemeyin dedi. Ben beklemezdim doğrusu, da bekleyen var herhalde. Rum lider Anastasiadis ile Türk-Yunan Forumu toplantıları çerçevesinde ara bölgedeki öğle yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis ile Davos'ta bir araya geleceklerini açıkladı, ancak sıra dışı bir gelişme beklemeyin mesajını verdi Davos'tan. Havalanla kabine merceği, 4 müsteşar bir araya gelip Ercan'ı
didikleyecekler. Değerli izleyenler, sabah kahvesinde birlikteliğimiz devam ediyor basında bugün köşemizde. Sırada Halkın Sesi gazetesi var. Halkın Sesi de Beski'de çatlak diye manşet attı. 7 belediye başkanı Beski üyeliklerinin dondurulmasını istedi. Bir belediye başkanı Beski Yönetim Kurulu üyeliğinin askıya alınması talebinde bulundu. 3 belediye hükümetten su konusunda Türkiye ile varılan mutabakatın imzalanmasını talep etti. Bravo. Bravo. Alsancak Belediye Başkanı Ataser, suyun yönetiminin tamamen siyasi bir tutumla ele alındığını belirterek Beski Yönetim Kurulu üyeliğinin askıya alınmasını talep etti. Değerli izleyenler, yürekler ağza geldi. Çamlıbeli Yılmaz Kuyana yolunda korkutan kaza, virajı alamayan beton mikseri sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve takla attı. Kazayı sürücü hafif yaralarla atlattı. Şimdi ben dün hatırlayacaksınız, izlediyseniz ve daha önce de Damla da burada olduğunda çok konuştuk. Bu su borularının geçtiği yollar buradan da geçti mi bilmiyorum ama su borularının geçtiği ve çoğu çökmüş, yağmur düşer düşmez çöken yollarda olacak kazalarla ilgili bize polis sürücü hızlı girdi viraja, takla attı ya da aşırı sürat, dikkatsiz sürüş diye rapor verecek demiştim. Yani burada mikserin takla atması da bundandır demem ama birçok kaza bu yüzden meydana geliyor ve gelecek de ve biz de bunu kayıtlarda aşırı sürat, dikkatsiz sürüş falan filan diye okuyacağız. Halbuki değil. Gazdınız ve onartmadınız, çöktü. Şimdi de insanlar can pazarında seyahat ediyor. Durum bu. Star Kıbrıs'ın manşetiyle devam edelim. Tazminat ağırlıklı bir çözüm öngörüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, iade edilecek bölgelerden ayrılacak olanlara mutlaka kalacak bir yer veya tazminat verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, olası bir anlaşmada verilecek bölgelerde yaşayanların tüm yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmadan çık dışarı denmeyeceğine dikkati çekti. Konuşmasında referandum sürecine de değinen Burcu, halkın onaylayacağı bir anlaşmanın referanduma sunulacağının altını çizdi. Mart ayında referandum algısının yanlış olduğuna işaret eden Barış Burcu, Mart ayında elle tutulur bir çözüm zemini olduğu takdirde güneydeki seçimlerin ertelenebileceğini belirtti. Burcu, MHP Milletvekili Ümit Özdağ'ın Kıbrıs konusunda birinci elden bilgi almadan yaptığı açıklamaları da eleştirdi Barış Burcu. Denktaş saygı ve özlemle anıldı. 7 belediye başkanı Beski'nin faaliyetlerinin dondurulmasını istedi. Havada uygun zaten, soğuk, donabilir. Türkeş Kakatice bizim bir parçamız ama ayrı bir devlet dedi. Ben de tebessümle karşıladım bunu. Bakanlar Kurulu toplandı. Ercan'da denetleme için komite oluşturuldu. Star da bunları ön sayfasına aldı. Vatan suda kararsızlık başlığıyla çıktı. 7 belediye başkanının faaliyetlerin dondurulması talebini dile getirdi. Mausa, Beyarmudu, Vadili, Paşaköy, İskele, Büyükkonuk ve Tatlısu belediye başkanlarının imzalarını taşıyan yazının Beski Yönetim Kurulu'na sunulduğunu aktarıyor. Amerikalı Müsteşar Yardımcısı Sin, Maliye Bakanı Özgür'ü ziyaret etti. Aha, 13. maaşlar geldi dermişim. Özgür, yeni Kıbrıs'ın mali zorlukları yaşamayacağı, sağlıklı bir geçiş dönemine ihtiyaç olacak dedi. Dolayısıyla Amerikan yardımı talep ettiğimi bilmem bir iki arkadaşımız ama işin şakası tabii ki Amerika çözüm sonrasında ne olur ne kalır diye bir yoklama daha yapıyor şeyle ilgili, müsteşar yardımcısı vasıtasıyla. Toparlanıyoruz hareketi Başbakan ve Ulaştırma Bakanlığı'nın hesap verilebilirlik açısından hayal kırıklığı yarattıklarını savundu. Ve Emine Dizdarlı'nın sorduğu sorular sonrasında ortaya çıkan gelişmeleri endişeyle takip ettiğini açıkladı. Tabii parti kurulduktan sonra Halkın Partisi toparlanıyoruz devam ediyor muydu? Demek devam ediyormuş. Kema mutabakata varılana kadar Türkiye'den gelen suyun DSİ tarafından kullandırılması çağrısında bulundu. Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Kema, Türkiye'den gelen suyun yönetimi ve işletilmesi konusunda bir mutabakata varılana kadar suyun Türkiye Su İşleri tarafından yapılmasını istedi. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş saygıyla anıldı. Vatanda da sürmanşette yer aldı haber.
Ve detay düğmeye basıldı, tavla teslim manşetini attı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yakınlığıyla bilinen belediyeler dün sırayla yaptığı açıklamalarla su konusunda çark ettiği Beski'ye üye 7 belediye ani bir kararla Beski'nin faaliyetlerinin dondurulmasını, 3 belediye de konunun Türkiye ile önceden varılan mutabakat çerçevesinde hemen çözülmesini ve son olarak bir belediye ise Beski Yönetim Kurulu üyeliğinin askıya alınmasını talep etmeleri ülkede şok etkisi yarattı. Düğmeye basıldı, tavla teslim. Ekranda da gördüğünüz gibi iki kişi de tavla oynuyor. Evet, bundan sonra zaten bize tavla oynamak düşecek. Bir süre sonra belediye başkanları da av aracılıktan tavla oynayabilirler. Çünkü bazı belediyeler de zaten kapatılacak ve o günde yine konuşacağız. Yani bir yere yazın diye, not edin diye söyledim bunu günü geldiğinde. Sür manşette 3 haber var. Sağlık Bakanlığı en sonunda salgın grip konusunda uyarı yayınladı. Bulaşıcı Hastalıklar Koordinasyon Komitesi mevsimsel gripte risk grubunda olan kişilerin daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Daha önce de benzer uyarılar yapılmıştı diye hatırlıyorum ama yani sonuçta salgın yok da dendi. Yani yoğun olarak insanlar hasta ama yani bu bir salgın mıdır? O kategoriye girmiyormuş. Davos'ta görüşme umudu Akıncı ile Anastasiadis'in ve Türkiye-Kıbrıs'taki koalisyonu bozma niyetimiz yok dedi. Bu laf bile zaten yeter. Bakanlar Kurulu'ndan Ercan'ın denetlenmesi konusunda komite kararı çıktı ve terminal yapı Ercan Havalimanı ihale şartnamesinin tüm aşamalarının denetlenmesini istiyoruz dedi. Ercan Havalimanı işletme haklarının devrini alan TNT şirketinin ortaklarından terminal yapı, TNT şirketinin en başından başlanarak ihale şartnamesi, ekleri, şirket ana sözleşmesi ve tüzükleri dahil ihale sürecinin tüm aşamalarının denetlenmesini istedi. Evet, bugün TNT bir basın toplantısı yapacak. Bunu da söylemiş olalım. Ortam öz yönetime kim sahip çıkacak diye soruyor. 7 belediye başkanı Beski'den ayrıldı. Beski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Benli, belediye başkanlarının farklı telkin ya da baskı içinde bazı kararlar almasının anlaşılabilir olduğunu söyledi. Ve Harmancı Lefkoşa Belediyesi'nin olmadığı bir modelin gerçekleşme şansı oldukça düşük dedi. Dün yaşanan gelişmeler üzerine Beski ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lefkoşa Türk Belediyesi dışında bir modelin gerçekleşme şansının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Harmancı, Beski konusunda ilk günkü şartlarla bugünkü şartlar arasında bir değişiklik yoktur. Beski'nin ana hissedarı olan Lefkoşa Belediyesi'nin tutumunda hiçbir değişiklik yoktur. Yasaların bize verdiği yetki suyun dağıtımının belediyelerce depolarından sonra yapılmasıdır. Bu yasalar orada durduğu sürece belediyeler bunu yapmaya devam edecek dedi. Ve Ahmet Benli ile Mehmet Harmancı'nın görüşleri diğer ayrılan belediyeler ya da ayrılma eğiliminde olan belediyelere rağmen Beski'ye tam destek havası çıkarıyor. Ortamın sür manşetinde Kıbrıs kilit önemde başlığı var. Anadolu Ajansı'nın haberini aktarıyor ve Akıncı üçlü görüşmeye yanıt elbette olumlu olacak dedi. Değerli izleyenler, Kıbrıs Türk basında yer alan haberleri gazetelerin ön sayfalarını aktardık. Basında bugünün sonundayız. Değerli izleyenler, basında bugün tamamladık. Sırada spor gündemimiz var. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Gazetelerin spor sayfalarına bakıyoruz. Yeni Düzen Almanya'da iç saha görüşmesi manşetiyle çıktı bugün. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi bir dizi görüşmelerde bulunmak için FIBA Avrupa'nın genel merkezinin bulunduğu Almanya'nın Münih şehrine gitti değerli izleyenler. Futbolun Kralı Kurtuluş, Havadis'in manşeti, liseler arası gençler futbol birinciliğinde şampiyon Kurtuluş Lisesi oldu. Fenerbahçe farklı turladı. 6-1 ile Giresunspor'u yendi Ziraat Türkiye Kupası'nda Fener. Kıbrıs Gazetesi'nde şampiyonların günü
Kurtuluş Lisesi futbolda, Levent Koleji ve Yakındoğu Koleji'de basketbolda mutlu sona ulaştılar. Kupalarını alan gençler tebrik ediyoruz hocalarıyla birlikte şampiyonları ve mücadele eden bütün ekipleri. Basketbolun prestij akşamı Potanın Yıldızları'nda Aralık ayının başarılıları ödüllerini aldı ve Çetin Kaya onurlandırıldı. Kıbrıs Spor Yazarları, yani Rum Spor Yazarları Birliği tarafından organize edilen 2015 Başarılılar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Vatan Doğan'ın maçı yarım kaldı başlığıyla çıktı. İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Girne'nin Sarı Lacivertli ekibi Doğan Türk Birliği kampın son gününde hazırlık karşılaşmasında karşılaştığı Edirne ile maçı tamamlayamadı. Edirne'nin 1-0'lık üstünlüğünde devam ederken tartışma çıkması üzerine Edirne oyuncularının küfretmesi sonucu maç yarım kaldı. Dostluk maçı bile bitemedi Antalya'da Doğan'la Edirne arasında. Fener'de gençler başladı, yıldızlar bitirdi. 6-1'lik skor bu şekilde aktarılıyor. Liverpool'dan Arsenal'e son dakika şoku 3-3'lük skor. Zidane'ın 100 milyonluk hayali. Bunlar da Star'ın haberleri. Görneşli Değirmenlik'te Halkın Sesi'nin manşeti. Esentepe'nin genç yıldızı Kaan Görneşli Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik'le anlaştı. Fener'den kupada 6 gol yarım düzine. Musa transferi bugün şekillenecek. Yeni Cami Kaymaklı arasında ve Amadou ayağının tozuyla maça çıktı Cihangirli oyuncu. Çağatay Yeşilova'da dedi Ortamın Spor Servisi bugün. Asım Vehbi ödülü Kutso Komnis'in elinden aldığı spor yazarlarının Güney'de yaptığı etkinlikte Çetin Kaya adına. Ve detayın spor manşetinde ise Mustafa Ülker Avustralya Açık Tenis Antrenörler Kampı'nda fotoğraflarla aktarılıyor haber. Ve sür manşette KKTC Bisiklet Federasyonu Başkanı Mausa Belediyesi'ni ziyaret etti deniliyor. Değerli izleyenler, gazetelerin spor sayfalarına da baktık. Spor gündemini de tamamlamış bulunuyoruz. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Efendim sırada şimdi de ekonomi haberleri var. Güney Kıbrıs'ın 7 Mart'ta Troika'nın memorandumundan çıkması bekleniyor. Filerefteros gazetesi Rum hükümetinin Rum Telekomünikasyon İdaresi'nin özelleştirilmesiyle ilgili bir takım faaliyetlerde bulunulduğunu ve 350 milyon euroluk bir sonraki kredi dilimi verilmeksizin 7 Mart'ta memorandumdan çıkmayı hedeflediğini yazdı. Gazete Euro grubunun yarın toplanacağını ve Güney Kıbrıs'ın bu toplantıdan olumlu yorumlar çıkmasını beklediğini ancak askıda olan CETA yasa tasarısı nedeniyle yeni kredi dilimini alamayacağını belirtti. Euro grubunun Güney Kıbrıs'la ilgili 11 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde iki kritik toplantı daha yapacağını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs'ın son toplantıda memorandumdan çıkmasının beklendiğini yazdı. Gazete, Güney Kıbrıs'ın bir sonraki kredi dilimi olmadan mali ihtiyaçları karşılayabilmek adına tedbirli davrandığını ve dün 226 milyon euroluk tahvili %3,04 ile %3,25'lik faizle 7 yıl vadeli satışa çıkardığını kaydetti. İnşaat Taşeronları Birliği dün akşam birlik binasında İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy ve beraberindeki heyetle bir toplantı gerçekleştirdi. Kayıt dışılık, aflar, Sosyal Sigortalar Kurumu yasaları ve cezaları Eğitim Bakanlığı bünyesinde toplantı talebi, iş sağlığı ve güvenliği, denetimler, yabancı iş kurma ve üçüncü ülkeden gelen çalışanlar ile ilgili konuların konuşulduğu toplantıda konuşan Asım Akansoy, eğer Kıbrıslı Türkler Avrupa Birliği normlarında bir yaşam standardına ulaşmak istiyorsa her şeyden önce ciddi anlamda sosyal, siyasal, ekonomik bağlamlarda reformlarla yoluna devam etmesi gerekmektedir dedi. Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Osman Amcaoğlu ise taşeronların yıllardır devam eden sorunları günümüze kadar gelmiştir. Bu konuların en önemlilerinden bir tanesi de iş sağlığı ve güvenliği konusudur. Bu konuda yine bakanlığın katkıları ile üyelerimize eğitimler verildi diye konuştu. 6. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı yarın 18'de Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Unifex fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre 17 Ocak'a kadar açık olacak fuar 6. kez yerli ve sektör profesyonellerini ağırlayacak.
Organizasyonda ziyaretçi çiftler aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecekler, fiyat karşılaştırması yapabilecekler, yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler. Fuarda farklı firmaların gelinlik defileleri, kına organizasyon firmalarının gösterileri, dans şovlar ve daha pek çok etkinlik yer alacak. Değerli izleyenler, şimdi de dünyadaki gelişmelere bakacağız. Dünya bölümündeyiz. Değerli izleyenler, dünya haberlerine bakalım. Önce İngiltere'de çıkan gazetelerden birkaç başlık aktaralım sizlere. Financial Times, Sultanahmet'teki intihar saldırısının ardından Türkiye IŞİD tehdidine karşın Kürt militanlara odaklanmaya devam ediyor başlıklı bir habere yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıdan birkaç saat sonra 8. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada ülke güvenliğine yönelik son tehditten sadece birkaç dakika bahsettiği, saldırganların bulunması için ülke çapında bir insan avı başlatılırken sonraki yarım saatlik zaman diliminde de PKK'ya karşı konuştuğunu belirtiyor ve bu buradaki çelişkiyi dikkate getiriyor. Financial Times, Erdoğan'ın neredeyse tüm Türk televizyonlarında yayınlanan konuşmasının hükümetinin Türkiye'deki son 3 büyük terör saldırısıyla ilişkilendirilen IŞİD kaynaklı tehdit hafiflemediği halde neredeyse tüm dikkatini Kürt ayrılıkçılara çevirmesini gösterdiği yorumunu yapıyor gazete. Hükümet yetkililerinin de hem kamuoyu önündeki açıklamaları hem de özel sohbetlerinde başlıca sorunun IŞİD değil Kürt militanlar olduğunu ve kaynakların da buna göre dağıtıldığını söylediğini aktarıyor. Times'da ise Sultanahmet'teki bombalı saldırıyı düzenleyen Nabil Fadli'nin kimliğine dair bir haber dikkat çekiyor. Gazete, Fadli'nin annesinin babasıyla evlendikten sonra İslam'ı seçen Ermeni kökenli bir Hristiyan olduğunu yazıyor. 8 yaşına kadar Suudi Arabistan'da yaşayan Fadli'nin ailesiyle birlikte başkent Şam'a gittiği yazılmış. Ve İngiltere basınında dünya haberleri sayfalarında geniş yer verilen konulardan biri de nükleer program nedeniyle İran'a uygulanan ambargoların kaldırılması. Guardian, Avrupa Birliği ve Amerika'nın yaklaşık 10 yıldır uygulanan ambargoları bu hafta sonu resmen kaldırmasının beklendiğini yazdı. Gazete, Avrupa Birliği'nin İran petrolüne uyguladığı ambargonun kalkmasının uluslararası alanda özellikle de küresel petrol piyasasında etkisini derhal göstereceğini belirtiyor. Ambargonun kalkmasıyla Tahran'ın petrol arzına hemen günde 500 bin varil daha ekleyeceği ve bu durumun da arz fazlası nedeniyle düşen petrol fiyatlarını daha da düşürebileceği belirtiliyor. İran bankalarının Avrupa mali sistemiyle yeniden bağ kurmasıyla da halkının nükleer uzlaşmanın etkilerini yaşamlarında hissetmeye başlayacağı söyleniyor. Ambargoların kalkmasının gelecek ayki parlamento seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Ruhani'nin popülaritesini de artıracağı söyleniyor. Ve Ebola ile ilgili bir haber, Guardian'da Ebola krizinde sona gelindiğini duyuruyor Guardian gazetesi. Dünya Sağlık Örgütü WHO, Liberya'da son 42 gündür hiçbir yeni Ebola vakasının görülmemesinden sonra 2 yıldır süren ve 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgında resmen sona gelindiğini açıklayacağı belirtilmiş. Habere göre Batı Afrika ülkelerinden Gine'de bir çocuğun ölümüyle başlayan Ebola salgını dünya genelinde 28.637 kişiye bulaştı ve 11.315 kişinin ölümüne yol açtı. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler'e bağlı Sağlık Örgütü'nün başarılı çalışmaları sonucunda Ebola'nın tabiri caizse kökü kurutuldu. Değerli izleyenler, İngiltere'deki gazetelere noktayı koyduk. Sırada Türkiye'de çıkan gazeteler var. Türkiye'nin de gündeminde kuşkusuz Sultanahmet'te patlayan bombalar ve bununla ilgili gelişmeler var. Cumhuriyet gazetesiyle başlıyoruz. Cadı avı manşetini attı Cumhuriyet bugün. Barış bildirisine imza atan akademisyenlerin linç edilmediği kaldı. Erdoğan hedef gösterdi. YÖK soruşturma açtı. 301. madde bile devreye sokuldu. Sonunda mafya lideri akademisyenleri kan akıtmakla tehdit etti. Cadı avı Türkiye'de değerli izleyenler. Sürmanşette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesi Cumhuriyet'e konuştu denilmiş. HDP başkanlığa karşı olduğunu net biçimde açıklasın diye çağrı yapıyor HDP'ye Kılıçdaroğlu.
Dünya Gazetesi, Ekonomi Gazetesi, Dünya ihracatçılar sürpriz karar istemiyor demiş. Hükümetin reform süreci arifesinde dünyaya konuşan ihracatçılar uyarı ve önerilerini sıraladı. Ve diğer bir gazete, Hürriyet, bombacının yalanları demiş. Sultanahmet'te 10 turisti öldüren canlı bomba Nabil Fatlı, 9 gün önce İstanbul'da göç idaresine başvurduğunda IŞİD teröründen kaçtığını söylemiş ve buna da Türkiye istihbaratı her nedense bu bilgilere ulaşamamış. Milliyet, terör bizi korkutmuyor dedi. Kim dedi? Sultanahmet'te Milliyet'in konuştuğu turistler, terörün amacı korku yaratmak, tüm dünya olarak hep birlikte yenilmemeliyiz, karşı durmalıyız dedi. Yani sipariş haber ve sipariş manşet dersi okutmak gerekir. Sipariş haber nasıl olur diye. Güya turistlere konuşmuşlar ve turistler de biz terörden korkmayız, Türkiye'ye de gelmeye koştura koştura devam edeceğiz demiş. Çünkü geçen gün, dün İstanbul'dan basın sektöründen bir arkadaşımla konuşurken dedi ki, nasıl bir memleket haline geldi Türkiye biliyor musun dedi. Dedim nasıl, yani görüyorum da sen de söyle. Dedi ki terör oldu ve terör nedeniyle Hürriyet gazetesi herhalde web sayfasında işte turizmi olumsuz etkileyecek bu saldırı diye haber yaptı diye iktidar ortalığı kaldırıp oturtmuş ve işte sonuç terör bizi korkutmuyor diye konuşan turistler. Evet, yani biz de yuttuk ama tabii ne kadar yutturursaktır mantık. Yani herkes yutmayabilir ama yutanlar da olacak diye şey bu. Ah ah. Sözcü gazetesi IŞİD'ilmesin diye. Evet, böyle bir manşet, IŞİD'ilmesin diye. Dinci terör örgütünün her saldırısının ardından yayın yasağı geliyor. Yani işitilmesini, IŞİD'ilmesin diye. Yani IŞİD'in adı terör örgütü olarak anılmasın diye yapıyor bunu diyor Sözcü. O yüzden sansür uyguluyorlar diyor. Araplar para getirmiyor tarafın manşeti. Petrol zengin Araplar Türkiye'ye para getireceğine götürüyor. Geçen yıl 11 ayda ülkeye gelen 9.9 milyar dolarlık doğrudan yatırım içinde Arapların payı sadece %5 demiş. Ve Zaman Gazetesi canlı bombanın sır haftası dedi. IŞİD'in canlı bombayla ilgili ortaya çıkan bilgiler kafaları daha da karıştırdı. İçişleri Bakanı Efkan Ala, saldırganın bir hafta önce göç idaresine parmak izi verdiğini açıkladı. Canlı bombanın bu sürede neler yaptığı ve büyük bir eylemi gerçekleştirme imkanını nasıl bulduğu ise muamma denilmiş. Değerli izleyenler, İngiltere'de ve Türkiye'de çıkan gazetelere de baktık. Dünya bölümünün de sonundayız. Değerli izleyenler, sabah kahvesinin sonuna geldik. Birazdan Sayın Hasan Özbaflı stüdyo konuğumuz olacak Radyo Gazetesi'nde ve KKTC'nin ilk Maliye Bakanı olarak ve 13. maaşın hikayesini çok yakından bilen bir isim olarak bize o günleri aktaracak. O günlerde ekonomi nasıldı, bugün nasıl, ülke yönetimi nasıl, o günün siyasetiyle bugünün siyaseti arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek buradaki elçiliği gerekse Türkiye'deki yetkili makamlarla ilişkiler nasıldı? Perdenin gerisini birazcık kındırıp oraya bakacağız. Bu arada bir de bilgi notu geldi. Bir sevgili dost diyor ki, anlı şanlı futbol ve spor kulüplerimiz ve derneklerimiz, birliklerimizin de birçoğu Türkiye elçiliğine yardım için dilekçe yapıyor. Evet, bu bağımlılık sadece lafta olan bir bağımlılık değil. Artık ya belediye başkanlarının pat diye belediyelerin BESK'in bu şekilde bölünmesinin arkasında sabah söyledim çok açık bir elçilik darbesi var. Bunun adı darbedir, başka bir şey değil siyasi lügatta. Dolayısıyla sadece belediyeler de değil, dernekler, sporlar, spor kulüpleri, birlikler de kuyruk oluyor yardım alsın diye. Çünkü para bizde, bizim dediğimizi yaparsanız biz de veririk diyenler var, demeyenler de varsa onları da ayırıyorum bu şeyden,
genellemenin içinden torbanın dışına çıkarıyorum ama maalesef geldiğimiz nokta bu. Değerli izleyenler, sabah kahvesinin sonundayız. Birazdan Radyo Gazetesi'nde görüşmek umuduyla. Sabah kahvesi.